güzel bir işbirliğiyle çok güzel bir düzenleme yapıldı. Kimlikli bir yer haline geldi. Çalışmayan noktaları çalışmaya başladı. Geçerken fark ettim, pırıl pırıl görünüyor diye konuştuk aramızda. Maçka Demokrasi Parkı yıllar içerisinde oluşan bozulmalar nedeniyle bir süredir yıpranmış bir görünüme sahipti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tarihi parkı baştan aşağı yenileyerek İstanbulluların hizmetine sundu. Zamanında yapılan projeye istinaden tabii ki güncel sorunlarla yenileme ihtiyacı duyuldu. Beton zeminlerle yapılmış bir parktı. Biz bunu daha çok doğal malzemelere dönüştürdük. Çok çocuk oyun alanlarımızda da zeminlerinde de yıpranma olmuştu. Ufak tefek dokunuşlarla Maçka Parkımızı yeniledik. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Güzel de derlenmiş, toplanmış. Şişli'nin belli semtlerinin deprem anında toplanacağı bir yer burası. Ve halkın tek nefes aldığı bir yer burası. Aynı zamanda ben bile şimdi evde sıkıldım, geldim burada. Hava alıyorsun. İhtiyaca binaen bazı fonksiyonlar kattık. Mesela bunun içine tuvalet dahil, bunun içine mini büfeler dahil. Çünkü vatandaşa hizmet etmek önceliğimiz haline geldi. Bence şu an daha iyi oldu. Ben son 4 yıllık halini biliyorum. Şu an en iyi dönemi olabilir, gayet güzel. Maçka Demokrasi Parkı logomuz oldu. Bu logoda her harf bir kelimeye, bir duyguya, hissiyata karşılık geliyor. M harfimiz birlikteliğe, ilk A harfimiz genç, Ç harfimiz hep birlikte olma eylemine, K harfimiz dinamik olma kavramlarına, son A harfimiz de huzur bulunabilecek bir alana karşılık geliyor. Yani park olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tam merkezde kaldığını, çok da güzel değerlendirildiğini düşünüyorum.